Bütün öğretmen arkadaşlar televizyon seyrederken babam televizyona çıktı, ben bir baston ustasıyım diye. Şimdi ben şoklar içinde kaldım, bu bir gerçek hikayedir. Babamın hikayesi böyleydi. Ve sonra öğrendim ki bu benim dedemden kalma bir baston. Ve babam halı mağazasında kalırken bu bastonumuz evde kırıldığını fark ediyor. Ve burada ahşap işleri, marangozluk yapan ve şimdi oğlu baston ustası olan amcanın adını unuttum, asıl onu tanıyordum halbuki, Tansel Işık'ın babasına. Diyor ki bunu yapar mısın? Ya bakıyor bakıyor, yok ya bu olmaz diyor. Nasıl olmaz diyor babam, kolaysa sen yap diyor. Zaten inatçı bir kişiliği olan ve canı sıkılan bir adam babam, çok sık canı sıkılan bir adam. Çünkü bir sürü iş yapmıştır. Fabrikada dahil olmak üzere, üretkenlik üzerine bir sürü işler yapmıştır ve babam oturuyor bunu yapıyor. Bu hikaye böyle başlıyor ve babam ondan sonra bir şey üretmenin, bir şey yapmanın güzel olduğunu kavruyor. Ben eşimle evlendikten sonra eşimin mesleği olması dolayısıyla yardım amaçlı başladım önce. Yaparken yeteneğimi fark ettim. Fakat eşim ince işlemeyi göstermiyordu. Çünkü atölyemiz farklı yerlerdeydi. Bir de işte korkuyordum makinelere işte giremezsin, bir yerine bir şey olur. Daha sonra diğer yan komşum, baston ustası Ayşegül ablanın kurs açacağını öğrenince dedim bu fırsatı değerlendireyim. Gittim ve kursta ince işçiliğini orada öğrendim ve yeteneğimin daha fazla olduğunu keşfettim. Çünkü törpüyü elime aldığımda sanki sürekli yapıyormuşum gibi o motifi yaptım. Bir zorluk çekmedim. Yıllar geçtikçe de eksiklerimi fark edip ve hala da 18 yıldır bu işin içindeyim ve hala da bir şeyler katmaya çalışıyorum. Modeli verirken kullandığımız malzemelerden bahsedeyim size. Genelde törpü kullanıyoruz. Sistre, eye, işte kalın zımpara, ince zımpara, hatta onun ince zımparasını da kullanıyoruz. Daha temiz çıkması için. Çünkü boyama yaparken falan dağılmaya atmaması için. Boyada asit kullanıyoruz. Nitrik asit, kezzap deriz. 1984 yılında Sadık Hamarat'ın belediye başkanı, rahmetli Veysel Atasoy milletvekili bakanımız Devrekli'lerin katkısıyla 1984 yılında ilk baston ve güreş festivali düzenlenmiştir. O günümüzden bugünümüze kadar baston festivallerimiz devam etmektedir ve halk eğitimlerde, işkurlarda meslek edinme kursları açılarak bu zamana geldik. Şimdi kişilik olarak değişik bir insandı. Ben yaptım etti diyen biri değil. Elimde broşürler var, şu kataloglar var. Hemen hemen Devrek'te bunlar, hemen hemen değil Devrek'te ilk çıkanlar. Ben yabancı dil öğretmeni olmama rağmen bütün çevirilerle uğraştı, bütün Türkiye'ye dağıttı, emek harcadı, zaman harcadı, zevkle üstünde yeni desenler değiştirdi, geliştirdi ve sanıyorum devreye doğduğu yere bir şekilde borcunu ödedi. Devrek bastonunun yapım aşamalarına gelince ormandan orman köylüsü 9. ay ile 2. ay arasında keser. Çünkü ağaçtaki sular çekik vaziyette olması gerekiyor. Getirdikten sonra bize 2. ayda biz bunu 1 yıl depomuzda bekletiriz. En az 1 yıl. 1 yılın sonunda haftada kaç baston yapacaksak
Diyelim ki 10 tane baston yapacağız. Bu bastonları ekmek fırınına götürürüz. Fırında 10 ile 15 dakika arası bekletiriz. Fırından çıkarttıktan sonra doğrultma ağacımızla tek tek düzeltiriz, doğrulturuz. Doğrulttuktan sonra soğuması için bir köşeye bırakırız. Soğuduktan sonra iki ucunu baston boyuna göre kesip ağaç tornamızla oklava şekline getiririz. Daha sonra hangi motifi yapacaksak önce markalama yaparım. Mesela diyelim ki baklava motifi yapacağız. Önce kurşun kalemle, sonra cetvel ya da mezureyle ölçeriz milim milim. Ya 3'e böleceğiz ya 4'e böleceğiz o şekil. Markalamadan sonra önce testereyle derinleştiririz. Yani baklavaların çizgilerini. Daha sonra balık sırtı törpüsünün köşesiyle biraz daha derinleştiririz. Düz törpümüzle köşeleri yuvarlatırız. Daha sonra E'ye ve zımpara ile devam ederiz. Daha sonra uç kısmına, önceden manda boynuzu kullanıyorduk. Şu anda yok maalesef, manda kalmadığı için. Polyamid denilen bir malzeme var, sert bir malzeme, onu kullanıyoruz. Sapına da yekpare ise, yani sap bütünse, bütün olarak çengel ya da ortopedik yaparız. Bütün değilse ceviz, gürgen, kayacık bu tür ağaçlardan sap yaparız. Yine bu da dediğim gibi ortopedik, çengel ya da kafamızda hangi model varsa, at kafası, kurt kafası, kartalbaşı, ona göre yaparız. Onu da takarız. Daha sonra gövdesinin motifini önce boyarız. Boyadıktan sonra dolgu verniği, dolgudan sonra parlak vernik, vernikten sonra bitmiş olur bastonumuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.